Evet arkadaşlar. Şimdi bugün arabayla işim var. Yani gerçi motosiklette çıkmak isterdim de iki şey alacağım. O da mecbur. Motosiklette taşıyamam. O yüzden arabayla. Bugün istemesek de seyahat edeceğiz. İstemesek derken nankör olmamak lazım. Ne kadar arabayla. Ama bir söz var ya, insan ulaşamadığının, nasıl bir söz ya? İnsan ulaşamadığının kölesi, ulaştığının nankör olurmuş. Bir şeye hevesleniyorsun, hemen hevesin kaçıyor vesaire. Bir şey istiyorsun, rüyalarına giriyor. Onu alayım, onu alayım, onu alayım diye. Ondan sonra alıyorsun, ondan sonra soğuyorsun. Bu insanoğlunun doğasında var. Ama biz Allah'a şükürler olsun, hep şükrediyoruz. Bu 360 kamera ya, Türkçe değil. Türkçe olsaydı daha iyi çözümlemiştim. Çok 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 özelliği var. Ne bileyim, ben şu anda belli özelliklerini keşfedebilirim. Yavaş yavaş, hani İngilizce çevrildiği kadar. Fazla bir video da yok. Mesela GoPro 3'ün, abim kimdi ya? Çok kral bir şekilde şey yapmıştı, anlatmıştı. Foto Menika çok güzel bir şekilde GoPro 3'ü, şey GoPro 3 diyorum ya, DJI Action 3'ü o kadar güzel bir videosunu çekmişti ki, yani olamaz böyle bir video. Yani incelemesinin incelemesi yani böyle bir video. O yüzden kask kamerasını DJI Action 3 aldım ve gerçekten de çok memnunum. Takıldığım noktada da videoyu tekrar izliyorum. Birkaç kez izledim. O yüzden takıldığım nokta yok ama mükemmel bir cihaz. Aynı abiden lütfen şu Action 3'ü yaptığın gibi bu Insta360 X3'ü de lütfen bu şekilde bir videosunu yapsa. Hangi çekimde çekeceğim bize. Nasıl çekeceğim bize. Çünkü İngilizce. Gerçekten yani, bu kanalın bu videosunu, yani o video serisini özellikle tebrik ediyorum. Bu videoya da onu etiketleyeceğim özellikle. Çünkü genelde çoğu üründe kutu açılış videoları var. Kutu açılış, kutudan ne çıktı? Ya kardeşim, kutu aç kutu. Ya Allah'ım, kutunun içinden ne çıktığının bize ne önemi var? Onu nasıl kullanacaksın? Hangi modlarda kullanacaksın? Nasıl, hangi ayarda kullanırsan ne olur? Ne yaparsan ne olur? Nedir özellikleri? Gizli özellikleri var mıdır? Ya onları şey yapın, kutu açılışı. Ya kutu açılışını bebek de yapar. Çocuk da yapar. Bağırıp abi bağırıyor. Alo. Alo. Merhaba, Kamera. günaydın. Günaydın abi, nasılsın? A few moments later. Merhaba arkadaşlar. Bugün çekimimizi üzülerek motosikletten yapmadığımı söylüyorum. Bugün arabayla çekim yapıyoruz. Nedeni ise bugün bir iki top falan alacağım. Arabaya koyacağım. Bir yere çok acil kaç işlem yapmam lazım, koleksiyon. Motosiklette top taşıyamayacağım için, diğer araçlarda farklı farklı yerlerde olacağı için bugün motora binemedim. Hava 6 derece İstanbul'da. Motor keyifli oluyor gerçi. Koruma ekipmanları ve şeylerin tamamı, hani giysilerin tamamı olduğu sürece motorda üşümüyorsun. Ama ben bugün mecbur işte arabayla gitmek zorunda kaldım.
çıkmak zorunda kaldım daha doğrusu. 360 X3 modelini tam çözemedim. Tam anlayamadım. Zaten İngilizce. Ama internette de, yani YouTube'da da özellikle bu kamerayla alakalı pek fazla bir kaynak yok ya. Yani sadece kutu açılışı var. Yani kutu açılışı, kutu açılışı. Kutudan ne çıkıyor? Kutu karton mu? Kutu ne? Ha, kutu doğal kutu. Şimdi mesela ben şunu söylemek istiyorum. Ben kask kamerası da aldım ve bir şey alırken çok inceliyorum. Hata yapmamak için diye, ah keşke dememek için çok inceliyorum. Çok inceliyorum, çok inceliyorum. Mesela GoPro almayı düşünüyorum kaska. Sonra incelemelerimde GoPro'nun çok ısındığı, hemen pili bitti, inanılmaz derece ısı olduğundan kaynaklı kafamda bir çelişki oldu. Acaba almasam mı? Acaba almasam mı diye. Sonra şu kanalı gördüm. Bakın bakıyorum. İsmi Zorama kanalı. Sana aboneliklerim de. Poto Menika. Poto Menika. Çok değerli bir abimiz. Ve inanılmaz güzel bir sunumu var. Yani GoPro'yla bu DJI Action 3'ü o kadar güzel kıyaslamalar, o kadar güzel kıyaslama videoları yapıyor ki, ya bunu izledikten sonra ya dedim kim sallar GoPro'yu, al DJI 3. Sonra bir baktım, kamerayı çözmeye çalışıyorum. Öyle güzel bir video daha, serisi daha çekmiş ki, yani şu açıda çekersen şu olur, şu horizon bilmem ne, şu. Ve şöyle söyleyeyim, kask kamerasından o kadar memnunum ki, tam çekimleri vesairesi. Lütfen bu Poto Manika abimize şu Insta 360 X3 için de böyle bir video çekmesi. Hani ben bunu nerede kullanacağım? Hangisini? Yani mesela 2.7K 120 FPS çekiyorum, kaliteli olsun diye ve YouTube'a da yüklenmesi kolay olsun diye. Ağır çekim çekiyor. Allah Allah, oynatıyorum, ağır çekim. Nasıl bir şey? Yani mesela DJ Osmo 3'te öyle bir şey yok. DJ Osmo 3 diyorum, yani Action 3'te öyle bir şey yok. Ama bunda bu o yüzden 4.5K mı ne, 60 FPS çekiyorum, o zaman normal çekiyor. Ama tabii ki bunun daha kalitelisi, daha ne bileyim şey vardır. Poto Manika abi, lütfen. Lütfen kardeşim, bu kameranın da güzel bir DJ Osmo, DJ Action 3 gibi yaptığım bir seri gibi bu kamerayı da yapmanı rica ediyorum. Çünkü yok yani, gerçekten YouTube'da yok. Bir tanesi Florida'dan çekmiş bir arkadaş. Ama ben bunu aldım, çektim. Bunu aldın, çektin, tamam. Ama hangi özellikle, hangi ayarda, nelerde çektin? Hani nasıl gireceğiz, nasıl şey yapacağız? Tamam. Kendi programında biraz yönlendirme yapıyor ama bunu Türkçe olarak birisinden duymak ve izlemek ve takıldığın noktada tekrar geri alıp izlemek daha hoş oluyor, daha akılda kalıcı oluyor. Sadece bu Poto Manika abimizden bunu da rica ediyorum. Onun haricinde dün işte yola çıkarken 2-3 tane enteresan olay oldu. Onların bir kısmını attım. Bu arada YouTube'a video atamıyordum. Şöyle atamıyordum. Bizim evdeki mevcut internet, mevcut olan internetle, şu anda internet eski oldu da, mevcut olan internetle şöyle bir şey oluyordu. Şimdi ben bilgisayar var ama cep telefonuna o kadar alıştım ki, hani her şeyi cep telefonundan yapıyorum. Hatta editlemeleri bile cep telefonundan yapıyorum. Ya bilgisayarı aslında kurdum ama ya ben bilgisayarı en son Windows 98 XP zamanında hani kuruyordum, ne bileyim yapıyordum. Ya ondan sonraki zamanda sürekli Samsung Note serisi kullandığım için ya bir tablet bilgisayar böyle bir şey yerine geçiyor.
O yüzden yine bilgisayarımı kurdum vesaire kurdum ama yine cep telefonundan editliyorum videoları. Oradan yüklüyorum. Tabii ki eski internet varken şöyle bir şey oldu. Yani akşam saat 9 ya da 10 ya da 1 yüklemeyi basıyorum. Sabah saat 8-9'da kalkıyorum. 300 MB, 400 MB ya da 800 MB'ım daha hala %60'a gönderilmiş. Allah'ım ya Rabbim, 12 saat diyor gönderme. Ya Zafer Akçay Hoca'ya bir video göndereceğim. 3 gün peş peşe uğraştım. Allah'ım ya Rabbim. Ya topu topu 380 MB. Ey Allah'ım ya Rabbim. Gönderiliyor. Sabah kalkıyorum hala diyor %73'ü gönderilmiş. Yani telefonu alıp dışarı çıkınca da şöyle bir şey oluyor. Tak bağlantı kesildiği için tekrar baştan başlıyor. Dedim ki ne ya dedim. Neyse bizim binada TürkNet'in kutusu varmış. Aradım TürkNet'i. Dediler ki 250 TL, 249 TL. Taahhüt yok, bilmem ne yok. Normalde taahhütüm varsa da 1.000 liraya kadar o cayma bedelini ödüyorlar. Hatlar eşimin üzerineydi ama ben o kadar sinirle kendi üzerime aldım TürkNet'i. Eşim üzerine alsaydım 1.000 lira cayma bedelini de ödeyeceklerdi. Ama gerek yok. Çünkü neden? Aman Allah'ım, bu ne hız? Bu ne hız ya Rabbim? 3 GB'ı 30 saniyede indiriyor. Yani video yüklüyorum. Ya Rabbim ya Resulallah. Yani ya bize bu verdikleri internet hızı demek ki reva değilmiş. Yani TürkNet'i gerçekten bu konuda da tebrik ediyorum bu arada. Ve özellikle aradım. Yani para kazansınlar kardeşim. Böyle bir firmanın para kazanması gerekiyor. Static IP ne işime yarayacak bilmiyorum ama Static IP diyor. Al. Modem dağıtım cihazı 50 TL yansıyor. Al kardeşim, yeter ki destek. Çünkü neden? Müşterisini saymıyorum. Bak, müşteri ayrı bir konu. Halkını bu kadar üstte tutmaya çalışan bir firmaya sen öncelik vereceğiz. Bu arada güneşinden dönecektim. Konuşmaya daldım. İki telliğe girmişim. Ama sıkıntı yok. İki telde de işim vardı. O yüzden kafa herhalde ilk önce iki teldeki işe kanalize oldu. Neyse gideyim iki telde de bir çayımı içeyim. Ondan sonra güneşliğe geçeyim. Hem çayımı içeyim hem işimi yapayım. Gerçi iki telde de çayımı içeyim, rahat işimi yapacağım. Bu hafta işler biraz karışık ya. Çok hesap kitap yaptım. Çok ince hesaplar var.